İşte benim aslan oğlum, canım oğlum ya. Yani ben anneni anlatmaya çalıştım. Dedim ki bak hissediyorum dedim, erkek olacak dedim. Sen dedim erkek annesi olacaksın dedim. Yok efendim bizim kızımız olacak. Ben kız annesi olacağım. Bilmem ne, inatlaştı, inatlaştı. Sonra ne yaptı? Bir de gel dedi, iddiaya girelim dedi. Ve sonuç? Abi, sonuç hüsran. İki dakika oturalım şuraya. Bir şey diyeceğim. Hı. Şu iddia meselesi şaka değil miydi? Şakaydı. Hah, iyi. Ya saçmalama, ne şakası Allah aşkına? İddiayı kaybettin Lale'ciğim. Sen ben ne istersen bütün gün boyunca onu yapacaksın. Ay bir şey söyleyeceğim. Ne istersem yapacaksın falan. Ben gebeyim ya, hamileyim ben. Biraz insaflı ol Allah aşkına. Ya sen merak etme. Ben onu da düşündüm. Sen gebesin ya şimdi. Ben de ona göre bir şeyler düşüneceğim, merak etme. Ben şimdi erkek annesi olacağım ya. Ben de erkek babası olacağım. Çok garip duygular değil mi ya? Bir şaşırıyormuş gibi yapıyorsun bana burada. Ya sanki istemiyordun. Ben istedim dedim mi sana? İstiyorum dedim mi? Hissediyorum dedim. Hatırla. Erkek babası olacağımı hissediyorum. Bak erkek olacak görürsün. Hep hissettiğim için böyle şeyler söyledim sana. Ne yani şimdi bizim kızımız olsa ben mutlu olmayacağım, yüzüm gülmeyecek mi? Ha böyle somurtup oturacağım öyle mi? Olur mu hiç öyle şey? Yalnız var ya kız olsa böyle cimcime, tamam mı? Beni parmağında oynatır. Senin böyle ufak halini düşünüyorum da. Seni mi parmağında oynatır? Ne var? Tabii şimdi senin kafanda o oluşturduğun Onur Saran profili kıl, ruhsuz, duygusuz falan olduğu için şaşırdım. Ama şaşırma bence. Gerçi bu kadarını ben de beklemiyorum ondan ama yani galiba babalıkla ilgili bir şey ya. Değiştiğimi hissediyorum ya. Seni düşünemiyorum bile o zaman. Ama ben düşünüyorum. Ya biz bir kere oğlumla bir örnek giyiniriz, tamam mı? Böyle aynı kıyafetleri yeriz. Maça gideriz. Tabii tabii doğru. Şükrü Sarıcıoğlu Kadıköy'e gideriz. Formalarımızı... Aa, formaları ya... Ben forma alalım mı? Gidip forma alalım. Fenerbahçe forması alalım ya. Sarı Kanarya oğlum benim. Bir dakika, bir dakika. Ne demek Fenerbahçe forması ya? Galatasaray forması giyecek benim oğlum. Ben Galatasaraylıyım çünkü. Ya niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Hayır. Allah Allah. Sen bana demiyor muydun ya? Bak havada da kaç kez yok duyuyor, yok şöyle deme, yok böyle deme. Sen niye kendin bağırıyorsun, çocuğu strese sokuyorsun, böyle tartışıyoruz? Gerek var mı böyle bir şeye? Yok. Tamam bak, şöyle yapıyoruz. Babası onu da düşündü. Orta yolu bulalım. Milli forma alalım, tamam? Tamam, dostluk kazansın o zaman. Çak. Anlaştık. Sonra da Fener forması alırız. Galatasaray formasını konuşuruz. Onu şey yapalım. Ay, kendim hakim olamayacağım. Çok tatlılar. Ay şuna bak. Çok küçükler ya. Baksana şunlara. Kombinime bakar mısın? Ay çok küçük. Ya ben birazcık mavi bakacağım. Mavi bakacağım. Benim oğlum da maviyi sever değil mi ben gibi? Hı. Dur ona uygun bir ayakkabı bulalım. Tamam. Nasıl? Ya uydu mu ya hakikaten? Ay uydu, çok uydu. Küçük ya. Ay ne tatlı ya. Bak çok abartmayalım tamam mı? İhtiyacımız olan kadar alı. Tamam sen merak etme. Aynı fikirde olmamız ne hoş. Nasıl? Ha yok. Hepsini taşıyabilecek misin? Ben onu merak ettim de. Ya yok, şimdi kalmaz falan diye aldım yani. Sepete koyacağım birazdan. O şekilde yapıyoruz, tamam. Şu şorta baksana, benimkinin aynısı neredeyse. Seninkinin bebek hali. Aynısı. Lale. Ha. Şunlara baksana. Bakayım. Dur. Abartmadın mı? Yok abartmadım. Ya benim oğlum az bile. Bunlar ne ki Lale? Bir de şey arıyorum ya. Bulamadım. Niye? Bu şu araba.
Pardon. Şey soracağım. Bu üstü açık arabanın siyah var mı acaba? Bir de helikopter bakıyorum. Buralarda bulamadım. Uçak falan da olur. Gemi var mı? Helikopter, uçak, gemi gibi oyuncaklarımız mevcut değil. Fakat o arabanın siyahı için bir depoya bakıp geleyim. Lütfen. Teşekkür ederim. Onur, sen ne yapıyorsun? Oğlumuza alışveriş yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yani yapıyorsun da... yani bu oyuncakları daha doğmadı ki bu çocuk. Yani birkaç sene geçecek de ondan sonra oynayabilir anca. İkincisi de böyle her istediğini alamayız biz bu çocuğa. Hayal kurmayı öğrenmesi lazım. Sabretmeyi öğrensin. Aslında haklısın. Haklıyım tabii. Ayrıca bunlarla mutlu olmayacak tabii ki de. Yani bizim çocuğumuz bizim sevgimizle mutlu olacak, değil mi? Evet. Ama daha doğmadığı için, yani doğduktan sonra öğretiriz onu. Şunları da koyalım. Lale 12-24 ay yazıyor bunda. Büyüyecek o. Şunu sen almışsın, uğur böceklerini falan hep sen almışsın ama. Dur bak ne göstereceğim sana. Şunu da koyayım. Ne? Şunlara bakar mısın? Yani aslında tabii benim çocuğum tasarım giyer ama ona özel dikim yaptırırız. Yine de çok güzeller. Görünce aldım hemen. Çok can yakacak bunlarla. Baksana bunlar da özel tasarım gibi zaten. Ama öyle camman yakmasın. Yani çocuk böyle duyarlı olsun, sevgi dolu olsun, dürüst olsun. Herkese böyle iyi davransın. Laleciğim ben lafın gelişi söyledim. Tabii ki senin dediğin gibi olsun. Babasına çeksin yani, doğru. Aman aman derken? Aa! Kulak mavi! Görüyor musun? Ben bir emzik alacaktım, onu alayım. Lale! Kendime de mi alsam bir tane acaba ya? Vallahi güzel. Hadi, tempo! Hadi! Harika gidiyorsun, inanılmaz gidiyorsun. Çok iyi. Filiz? Aşkım ne yapıyorsun? Erol, şunlara bak ya, nasıl gevrek gevrek duruyor. Ağzımın suyu aktı vallahi. Bir tane yiyeyim mi? Hayır, lütfen. Bundan önce yediklerine say. Yeni girdin diyete. Diyeti mafya gibi düşün. Girmek kolay, çıkmak zordur. Ama dayanamıyorum artık. Ne olursun bir tane yiyeyim ya. Bir tanecik ya. Hayatım o bir tanenin sonu gelmez. Lütfen ne olursun. Bak daha 3 dakika oldu başlayalı diyete. 3 dakika. Bana 5 yıldır diyet tutuyormuş gibi davranma lütfen. Yine yemiyorum. Ama şunu bil, bundan sonra senin beynini yiyeceğim. Aman sanki yemiyorsun be. 300 gram vereceksin, 300 gram. Hayati tehlike yaratıyorsun bana. Yaklaşma. Saklayın şöyle şeyler sokakta sizde. Lütfen ama ya. Hadi. Biraz motive. Hadi. Hayır ama ne olur hayır. Aman her yer satıcı be. Yeter bana. Sanki bütün dünya birleşmiş benim diyet yaptığım günü beklemiş ya. Bu nedir ya? Erol. Hı. Bana bak. Bu Pelinsu'nun bir oyunu olmasın. Değil mi ya? Pelinsu'nun da işi gücü yok. Kireç burnu sahilde sana simit sattırıyor. Değil mi aşkım ya? Hayatım bunların adı sokak satıcısı zaten. Sokakta satacaklar bunlar. Bakmamaya çalış lütfen. Öyle değil mi? Tamam. Bakmamaya çalışacağım ya. Zaten benim de normalde canım hiç çekmez yani. Evet. Evet. Bir hocam. Erol, bak şimdi. Bak böyle çok iyi ama hiçbir şey göremiyorum. Tut elimi aşkım. Bak Erol, eğer var ya şapkayı taktım seni görmüyorum sanıyorsan yanılıyorsun. Valla bir elini kesersen seni denize atarım. Lütfen, olur mu hayatım? Beni biliyorsun. Ver bakayım elini. Tempo. Tempolu, hadi bakalım. Bence biraz değil, fazla abarttık. Lale nesi abartı? Acele ettiriyorsun yani. Daha birkaç parça daha alacağım vardı. Acaba haftaya bir daha mı gelsek? Ay. Zaten buradan da şimdi şeye gidiyoruz. Adasına mobilya bakmaya. Ay, mobilya falan bakamam ben ya. Yoruldum, ayaklarım şişti. Ha yoruldun. Evet. Ya pardon da ne yorulması ya? İddiayı unuttun herhalde.
Ya tabii sözünde durmayacaksan. Tamam sorun yok. Ben evine bırakırım o zaman seni, tamam. Hayır. Bak ne yapalım biliyor musun? Şunu da alın. Bir gün boyunca tek bir şey iste ama. Öyle çok şey isteyince dayanamıyorum yani. Yani daha bir şey istemedim. Bir dur bakalım. Tamam. O zaman tek bir şey. Düşüneyim. Madem bir tek şey isteyeceğim. Biraz zaman ver buna. Tamam ama bak hamile olduğumu unutma. Göz önünde bulundur. Biraz insaflı ol. Unutmayacağım, unutmayacağım. Buldum. Hı. Yarın akşam bana güzel bir yemek yapıyorsun. Yemek mi yapacağım? Yoksa yemek yapmayı bilmiyor musun? Bak eğer bilmiyorsan hemen söyle, evlenmeden önce bileyim yani. Ya yemek yapmayı niye bilmeyeyim ya? Kaç yaşında kızım biliyorum tabii de. Niye böyle yemek yapmamı istedin ben onu anlamadım. Şöyle düşün. Normal şartlarda ben gelsem yine desem ki... Lale'cim bana yemek yapar mısın desem ne dersin? Tabii ki de hayır derim. Yani çünkü ben sana niye yemek yapayım ki? Değil mi? Ben de öyle düşündüm. O zaman ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anlıyoruz burada. Yarın yemekler senden. Ben şöyle ufak bir menü yazar, sana gönderirim. Onu yaparsın, olur mu? Bak çok insaflı davrandım. Sırf hamilesin diye ha. Evet, evet. Çok insaflı davrandın. Ben olsam bu kadar insaflı asla davranamazdım. Hiç şüphem yok. Dört beş tane araba kaldı. Bitmek üzere. Kusura bakmayın. İki parça. Bitti, bitti. Yarın başvuru için evrakları tamamlarız. Hem de nikah günü alırız, tamam mı? Tamam. Sonrasında da ellerinden bir yemek yeriz artık. Kurtulamayacağım değil mi ben bundan? Kurtulamayacağım. Hadi ya. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman bıraktığın için çok sağ ol. Rica ederim. Ben şunlara yardım edeyim. Annem çıktı. Ay, hoş geldiniz. Dur, dur, dur yavrum sen yine giymişsin. Dur. Gel. Ay. Ay. Dur ben yardım edeyim sana. Siz hiç rahatsız olmayın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben gel abi. Bırak. Aa, hayatta olmaz, sen bırak. Ay, alıştırdın artık damat. Ne güzel koyuyor değil mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Olacakmış. Çok memnun oldum. İnşallah sağlıklı sıhhatli efendim. Biz de işte ufak da bir iki şey aldık. Ay o ne bir iki şey. Bütün satın almışsınız mağazaları. Ay dur yardım et. Dur dur sen dur. Anne. Anne dur ben alayım. Ay. Ha. Ben dur. Sen sakın taşıma tatlım. Sen sakın taşıma tatlım. Müşahit mi? Ah, buyurun buyurun. İçerisi müsait mi diyor, nazik. Ay, yavrum evde çok güzel yemeklerim var. Hadi bir ye de öyle git. Efendim muhakkak güzeldir ama başka zaman çünkü toplantım var. Doğru. Var mı isteğiniz benimle? Estağfurullah. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Lale'cim ben seni yarın sabah alırım gideriz, tamam? Tamam. Bir şey istersen ara. Tamam. Hoşça kal. Bye bye. Ay ya tatlı prensin atı geldik. Adam kaçmış. Ay güzelim. Gel önce bir tebrik edeyim seni. Ay oğlumuz da olacakmış. Çok sevindirdin beni. Allah analı babalı büyüsün inşallah canım benim. Amin. Allah tamamına erdirsin. Ablacığım. Onu ben nişan kazandım değil mi şimdi iddiaya? Size uydum iddiaya girdim. Şimdi ne yapacağım onu düşüneceğim.
kız oğlanı kazandın. Evet. İddiayı kaybetsen ne olur? Evet. Hadi. Hadi hadi bakalım poşetlere. Ay neler aldınız? Aç aç onu. Ha? Bakayım. Ay Allah'ım şu çok güzel bu. Evet. Anne. Ama yok artık. Kırılca. Temiz ol. Dokunmayın, dokunmayın. Bu ne ya? Yani millet de var ya, ne yiyorsa ne içiyorsa paylaşmış yani. Hayır, yiyen var, yiyemeyen var. Allah Allah. Toplandınız benim sinirimi mi bozmaya çalışıyorsunuz ya? Filiz Hanım, yemeğiniz. Bu ne Seher? Yemek mi bu? Bu ot bu. Hayır, sen bunu al götür. Çünkü bahçede bir sürü ot var. Ben başlarım buradan otlanmaya. Şuraya kadar yerim hepsini zaten. Kızım, makarna falan yapsana bana. Yapamam. Betül Hanım tembihledi. O yokken ben size göz kulak olacağım. Bak, makarnanın içine de bunları koyabilirsin. Öyle de yerim yani. Bak, diyorum ki tabağına 500 lira veririm. 500 lira. Arttırıyorum. Altın da seviyorsun. Altın da veririm. Ay, yakmayın beni Filiz Hanım. Vallahi Betül Hanım keser beni, keser. Tamam Seher. Çekilebilirsin. Seher, su getir bana. Ama böyle sürahiyle falan getir. Ay tamam tamam. Ben onun içine bol bol buz koyarım. Soğuk soğuk yağlarınız da yakar. He, yakar. Ben yaktım ya. Yaktım zaten ama kendimi yaktım yani. Of, nasıl oyalanacağım ben ya? Ay, ay bayıldım şu kıyafetlere bakın ya. Daha bebekken tarz olacak benim yeğenim. Baksana minicik. Anneannesinin üstünde koşacak böyle. Bu ne ya? Bu ne? Ay güzelim. Aman da bu dizileri benim kardeşim mi giyecek mi? Seni yiyeceğim. Ama bak ben sana bir sürü bir şeyler aldım. Onlar hadi. Hiç işe yaramaz yavrum. Bak gel anne. Gel. Seninki fevkalade. Burada. Gel bak teyzen sana neler almış. Ay bak. Ben bayıldım annesi onun o elbiselerinin güzelliğine. Evet. Aa. Ya. Çok güzel değil mi? Çok. Fevkalade. Ay. Hadi koş. Koş annen baban giydirsin hadi. Tamam anneciğim. Ne yapıyor öyle? Ya ne kadar çok şey var bu erkekler için. Eskiden olsa var ya hayatta bulamazdım. Bin tane şey almışsınız. Oğlan kışın doğacak. Ben de başlayayım bir şeyler örmeye artık. Aynen anne, böyle minik minik kazaklar, hırkalar örsene ya. Örerim örerim, artık boynum böyle kalır fıtıktan. Ay ben de battaniyeye başlayacağım. Hadi bakalım. Ay ben de böyle mavi mavi patikler örerim. Küçük küçük. Ha bir şey soracağım. Tamam şimdi biz her şeyi bırakalım da. Peki bizim oğluşumuzun ismi ne olacak? Ay bir de adı var. Ay bir de adı var. Adı olacak. Hadi bakalım. Düşündün mü abla? Ne koyacaksın? Bir şeyler düşündüm. Hadi bakalım. Ha, siz de yorumlarınızı söyleyin. Mesela sokakta çok Hasan Can duyuyorum mesela son zamanlarda. Moda. Tolga olabilir. Tolga şanslı oluyormuş o çocuklar. Ne olur. Sunay. Bak bu çok duyulmamış bir isim. Ama en çok yükseldiğim Yusuf olabilir mi? Vallahi bence de öyle. Hiç modası geçmez. Aa, aynı fikirdeyiz. Nergis'cim, ben seni böyle bir hava, su, toprak, tahta, ateş falan hani sıra dışı. Ma? Hoş. Ay dur ama Allah, benim de aklıma bir isim geldi. Yıldırım mı olsa? Laf söyledi bal tabağı. Onu dinledi. Ay anne aşkım bak. Ay. Çok iyi espriydi. Bana sorulacak olursa eğer ben Selim olsun derim. Dede. Yani. Dedenizin adı. Ay. Bak sen açtın. Toplanın. Size babanızla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Sakın daha evvel anlattı falan demeyin. Bu güzelim benim babama Yıldırım Efendi geldi, beni istemeye geldiği zaman babam ne dedi biliyor musunuz?
Ben değil, güzeller güzeli kızımı. Ben eşeğimi sana emanet etmem dedi. Eşeğimi aynen böyle dedi. Ama ben ne yaptım? Hemen aldım bohçamı kaçtım. İyi halt ettim. Anneciğim böyle konuşuyorsun ama kabul et. Siz birbirinize çok aşıktınız. Öyle babamın sana yazdığı mektuplar. Hastanenin arkasında buluşalım. Çok özledim. Yalan mı? Mektuplarımı okudunuz. Ay siz ne terbiyesizmişsiniz. Tanıyamıyorum sizi. Mektuplarımı okudunuz. Ay anne evi odamı temizliyorduk herhalde. Açılmış öyle. Hiç açılmaz o. O sandıkta duruyor. Aşk maşk değildi tatlım, tamam mı? Aşk falan değil. Öyle babam aman kesinlikle olmaz, evlenemezsiniz falan deyince ben de tersini yapacağım diye inadına koştum. Hemen evlendim. Ha, sonra yıldırım çarptı beni tabii. Vallahi anne adam aşık sana 5 kere istemiş ya, istikrarlı adammış baksana. Hayatımı mahvetti benim. Aa ama aşk olsun anne ya. Evi biz. Ay sizin zerreniz babanıza benzemiyor. Ondan yegane kalan bana iyi şey sizlersiniz. Vallahi. Oy. Oh, yirmi. Aman da kızımız elbisesini giymiş. Elbisesi de ne kadar yakıştı vallahi bakın. Çok güzel oldun. Şöyle bir den bakalım. Gel. Ay. Oy yirmi bazen. Hadi teyze de teşekkür. Teşekkür ederim teyze. Çok beğendim. Seni yerim. Çok tatlısın. Kimin yemeyeyim? Hadi koş babanın yanına, koş. Babacığım gel biz seninle puzzle'ımızı oynamaya devam edelim de anneciğin sohbetini rahat rahat yapsın değil mi? Ben babacığım. Ya böyle zekası gelişsin belki bir şeyler hatırlar falan diye puzzle aldım ama adam zeka geriliği yaşamıyor ki. Yani sonuçta hafızasını kaybetti bu adam. Onu böyle tetikleyecek bir şeyler. Acaba bulmaca falan bir flaş çakabilir mi oradan hani? Ay vallahi bulmaca iyi dedim bak. Tamam bulmaca. Bundan sonra bulmaca çözeceğim. Aklıma ne geldi biliyor musun bir de? Sen bunu ganyan bayine mi götürsen? At yarışı böyle kupon falan yaparsınız. Beygir görsün. Beygir? Beygir görsün. O zaman belki biraz... Bak bir şeyler olabilir. Ay kız ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Vallahi ikiniz birlikte at yarışı oynarsınız abla. Otur. Ay sakın. Sakın alışırsın. Ay yok anne alışmam sen hiç merak etme. Bunu bulamadım. Onur mu? Yıldızcığım bir an önce Onur'la Lale'nin odasını düzenlememiz lazım. Aynı odada mı kalacaklar? Aa, tabii ki hayır ama annenle Songül Hanım için böyle göstermelik bir oda lazım değil mi? Doğru söylüyorsun. Lale için bir oda, çocuk için bir oda falan lazım. Bu Haydel'in de kızı insaflı çıktı. Ya bizimle yaşamayı kabul etmeseydi? Sandığımız kadar uyanık değil galiba bu kız Fikret. Öyle deme. Böyle düşündürtmesi asıl uyanıklık Yıldızcığım. Doğru söylüyorsun. Ben hiç böyle düşünmemişim. Oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Tebrik ederim. Ah, telefonda doğru dürüst tebrik edemedim. Tebrikler oğlum. Sağ ol annem. Aslan. Şimdi annenle biz de sizin odayı hazırlamaktan bahsediyorduk. Evet. Herhalde aynı odada kalmayı düşünmüyorsunuzdur. Yok, düşünmüyoruz zaten anne de. Bir böyle bir göstermelik bir oda ayarlamak gerekmiyor mu? Tabii. Babaannenizin gözü üstünüzde. Fark ettim. Neyse ki sık sık gelmiyor babaannem. O geldiğinde dikkat edersiniz. Ya zaten babaannem gelseydi biz bu evde kalmazdık diye düşünüyorum anne. Tabii. Evet. Bak oğlum sizi yarın Lale ile dışarı çıkın. Eksik eşyalarınızı, her şeyi halledin tamam. Nikah muamelesine de bir an evvel başlayın hayatım. Tamam zaten yarın buluşacağız. Hepsini halledeceğiz merak etmeyin. Ay sonu düğünü yapıyoruz artık. Ay sizin gelinlikle damatlığı da seçmeniz lazım. Ne çok yapılacak iş var. Ay. Vallahi şimdiden bunaldım ben ya. Evleniyorsun oğlum. Kolay mı evleniyorsun? Ya hem evleniyorum hem baba oluyorum. Baba oluyorsun. Ve vallahi çok zor, çok enteresan. Değişik yani. Ay oğlum benim oğlum. Yavrum. Geldin mi şimdi babalara?
hala inanamıyorum. Şimdi buradasın. 5 ay sonra kucağımda olacaksın. Sonra da bu ayakkabıları giyip yürüyeceksin. Uyumadan önce meditasyon yapıyorsun yani. Anne karnındayken bebeğe de klasik müzik dinletmek gerekiyormuş. Ay yoksa sen araştırma mı yapıyorsun? Ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Bilinçli babayı biliyorsun yani. Güzel. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Sana söz veriyorum. Kıpırdadı. Ciddi misin sen? Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay kıpırdıyor. Duydum. Tekme attı. Ben bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Sen sadece çocuğun babası olarak kalacaksın ve bunun ötesine asla geçmeyeceksin. Nereye koymuşlar ya bu makarnaları? Sofra. Niye hiçbir şey bulamıyorum ben ya? Dolapta hiçbir şey yok. Her şeyi saklamışlar. Yemin ediyorum bunlar beni açlıktan öldürecekler ya. Annemi mi arasam acaba? Alsınlar ya gelip beni. Ama ben Erol'ümü bırakamam ya. Feriz Hanımcığım, bir şey mi istemiştin? İstemiştim Seher. Makarna istemiştim, köfte istemiştim, dondurma istemiştim, tatlı istemiştim. Sen bunları bana verebilir misin? Ay, yok. Veremezsin değil mi? O zaman çek git. Daha fazla da sinirimi bozma benim. Bak kapı orada. Ve beni acımda. Başı başa bırak bu boş mutfakta. Filiz Hanımcığım, siz incecik olacaksınız. Pes etmeyin. Siz incecik, sportif ve genç bir anne olacaksınız. Seher, sen köfte mi pişirdin? Seher. Bu ne be? Karımla yan yana yatmayı, yüzünü bile göremiyorum ya. Of. Yok, bu iş böyle olmayacak. Vallahi olmayacak. Kurtuluş sen misin?
Yine mi sen? Ne işin var burada? Ne arıyorsun yoksa? Yok. Ben sıcaktan demek ki böyle bir bunaldım validen. Evde o uyku serseminden şey yaparken öyle bir hava alayım dedim. Terasa. Hava almak için terasa çıkacaksın. Buralarda senin hava aldığını görürsem kapının dışında hava alırsın. O zaman ben hemen terasa çıkayım ben. Hemen! Gel. Oyalanma. Oyalanma. Bu durduğu müddetçe ben kalp hastası olacağım bu evde. Ay, şuna bak ya. Çekirdek aile. Bu ne ya böyle? Hani diyete girmiştik? Hani hep beraberdik? İhtiyacı olan düzüldü. Bizim yok vallahi. Yanıyor bir de yanıyor. Ağzına diyet. Ha, bana da bir tane verin ne olur. Lütfen ya. Ben de yiyeyim ne olur. Ay! Ay! Ben gidip bir su içeyim. Aklıma da geldi ya, aklıma da geldi ya. Of. Ya yemin ediyorum, aç kalan vücudum beynimi yedi ya. Ya nerede bu yemekler ya? Vallahi ateşe vereceğim bu evi ben. Ediyorum, altın teklif ediyorum olmuyor. Ben sana sarılıyorum, ağlıyorum, derdimi söylüyorum olmuyor. Yemin ediyorum bak ortadan ikiye keselim seni. Kızartırım seni yerim ha açlıktan. Ay. Tamam tamam sakin olun Filiz Hanım. Filizciğim. Ne yapıyorsun hayatım? Erol. Artık dayanamıyorum ben çok açım. Çok açım ben dayanamıyorum bir şey yap. Ay canım benim. 15 saat oldu daha. Bir tanem bak şöyle bakıyorum. 15 saat oldu. Tabii lütfen çocuklarımız düşün. Teşekkürler Seher'cim. Birazcık daha dayanırsan bizim için, çocuklarımız için. Ha? Derin nefes alıyorum. Evet derin nefes olur. Bana bir su getir. Su. Ha, bak su olur hemen. Nasıl efendim? Beğendiğiniz bir takım oldu mu? Vallahi hepsi çok güzel. İsterseniz burada bir takım var. Bakmak ister misiniz? Tamam. Hepsi çok güzel ya. Bilemedim şimdi. İsterseniz ben size rahat bakayım. Dediğiniz gibi rahat rahat bakın. Teşekkürler. Sağ olun. Ne diyorsun Ali? Fena değil gibi. Fena değil, fena değil de... Ya nasıl yapacağız biz? Aynı odada kalmayacağız herhalde, değil mi? Sen benimle aynı odada rahat edemezsin herhalde. Değil mi? Yani. Tamam, zaten ben de onu düşündüm. Ben kendi odamda kalıyorum. Sen de yeni düzenleyeceğimiz odada kalıyorsun. Zaten benim ailem durumu biliyor. Yani bir sorun yaratmazlar. Biz de rahat rahat kendi odalarımızda kalırız. Zaten geçici bir durum yani biliyorsun. Tabii yani zaten geçici olacağı için ben de kabul ettim. Yoksa asla böyle bir şey kabul etmezdim. Yani. Bir de sonuçta senin kız arkadaşın var. Yani bunu duyup
sinirlenmesin. Ben aranızın bozulmasını hiç istemem. Bence de çok güzel. Değil mi? O zaman bunu alalım. Alalım madem. Nasılsın Pelin sucum? Özledim vallahi. Tabii uzun zaman oldu. Ben de sizi özledim. Sizinle meşgul olamadım. Sizi biraz ihmal ettim, farkındayım. Olur mu öyle şey anneciğim? Tabii sizin düğün telaşından vaktiniz olmuyordur. Size anlayış göstermemiz lazım. Değil mi anneciğim? Pelin sucum, ne desen haklısın ama inan bu süreç bizi de çok yıprattı. Ama bizim kadar olamaz tabii ki Yıldız'cığım. Umarım bu karışık günler geçmişte kalır ve Onur'un Pelin'si ile evlendiği günleri görürüz inşallah. Vallahi bu gidişle o günleri biraz zor görürüz anneciğim. Aa, yavrum, olur mu? O nasıl söz? Niçin? Onur'la aranızda bir hadise mi var? Bir sıkıntı mı oldu? Daha ne olsun anneciğim? Onur'la doğru dürüst görüşemiyoruz bile. Zaten Onur yeterince ilgisiz. Ah yavrum, ne yapsın bu çocuk? Kaça bölünsün bilemedi ki. Seni mi düşünsün, oğlunu mu düşünsün? Ne yapsın bu çocuk? Oğlu mu? Cinsiyeti belli oldu demek. Oh ne güzel. Şimdi Onur'un gözünde Lale Hanım daha da değerlenmiştir. 3 gün sonra evlenince aynı eve yerleştiklerinde ben ne olacağım? Yok yok, bizimle birlikte yaşayacaklar. Hep gözümüzün önünde olacaklar. Hiç merak etme sen. Bunu iyi düşünmüşsünüz. Tabii Onur da böyle olmasını istedi. Ayrı odalar hazırlıyoruz. Yalnız Pelin sucum, bu süreçte senin Onur'a karşı daha anlayışlı olman lazım, daha sabırlı olman lazım. Biz sana ve ailene söz verdik. Sen bizim gelinimiz olacaksın. Biz de buna güvendik zaten Yıldız'cığım. O yüzden kabul ettik biliyorsun. Biz de sözümüzün arkasındayız zaten Şebnem'cığım. Ama tabii bu süreçte Pelin suya da çok iş düşüyor. Yani eğer mücadeleden çekilir de meydanı boş bırakırsa istenmediğimiz hadiselerle karşılaşabiliriz yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Merak etmeyin anneciğim. Ne demek istediğinizi gayet iyi anladım. Ama benim de zaten meydanları boş bırakmaya niyetim yok. Ay buna çok sevindim Pelin su. Ah canım, canım bir tanem. Anneciğim. Ah, rahatladım vallahi. Şu keklerden de yiyesim geldi biliyor musun? Tadayım bari bir tane. Siparişinizi 10 gün içerisinde hazırlayacağız Onur Bey. Eğer daha erken teslim edecek gibi olursak mutlaka bilgi vereceğiz size. Tamam. Vallahi bizim için ne kadar erken teslim ederseniz o kadar iyi değil mi Lale? Elimden geleni yaparım Onur Bey. Bu evi imza alman gerekiyor yalnız. Tabii. Evet, şimdi sırada ne var? Nikah için başvurumuzu yapacağız. Ne oldu Lale? Bir şey yok. Senin canın yine bir şey çekti değil mi? Doğru söyle. Gülmek yok ama bak. Tamam, gülmeyeceğim, söz. Şöyle bir şalgam suyu. Şalgam suyu. Anladım. Ya normalde zaten sevdiğim bir şey değil ama bilmiyorum bir anda içime düştü. Ya artık aşermede son noktasın Lale. Şalgam suyu ne ya? Ay ne yapayım canım, zaten sevmediğim bir şey ama bir anda içime düştü. Tamam. O zaman şimdi gideceğiz, sana en güzel şalgam suyunu bulacağız. Nereden bulacaksak? Kebapçıda. Kebapçıda kesin vardır. Ay kebapçı deyince canım lahmacun çekti şimdi de. Ay, inanılmaz şeyler. O zaman evraklarımızı verelim, başvurumuzu yapalım. Sonra ben seni en kral kebapçıya götüreceğim, söz. Anlaştık. Hadi koş. Hadi. Bir hınzırımı arayayım ben. Alo canım. Nergis, ne haber canım? İyiyim, sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim ben de. İşten çıktım şimdi de. Bir sesini duyayım dedim. Ne yapıyorsun? Müsait misin bugün? Buluşalım mı? Ya bilmiyorum ki. Annemin gözü sürekli üzerimde. Seninle tanışmadan görüşmeme de izin vermiyor. Yalan söylediğimi de anlıyor. Geriliyorum ben de. Ah canım benim, sen gerilme ya. Ben annenle seve seve tanışırım. Bak hiç merak etme. Annen beni çok sevecek. Lokum gibi çocuğum ben ya. Hangi anne sevmez böyle çocuğu?
Ya sever, orası öyle de işte. O zaman şöyle yapalım, sen annenle konuş, müsait olunca ara beni, bugün tanışalım biz. Artık adını koyalım, öyle gizli saklı olmaz. Tamam, ben bir konuşayım annemle, seni arayayım, olur mu? Tamam canım, ara sen beni. Tamam canım, öpüyorum, bay bay. Annenin rengini bozdun sonunda yavrum. Verirsin sevgiler, çok tamam mı? Çok teşekkürler. Ay iyi ki geldin. Ben kaçıyorum yavrum. Nereye gidiyorsun anneciğim? Ay toptancıya gitmem lazım. Bayağı gülüm eksik, bir sürü eksiğim var yani. Biraz bir şeyler alacağım. Ne oldu, bir şey mi vardı? Samet, eğer müsaitsen bugün seninle görüşmek istiyor da. İyi, olabilir. Ben bir saatlik bir işim var. Bir saat sonra çay bahçesine gel. Tamam, teşekkür ederim. Alo canım, annemle konuştum, tamam dedi. Evet, bir yarım saat sonra çay bahçesinde buluşalım, olur mu? Tamam canım, görüşürüz. Tamam, tamam, hadi bay bay. Abla, annem bugün Samet'le tanışacak. Ay kız gel, gel otur anlat. Vallahi aradı beni, görüşelim dedi. Anneme söylesem bin tane soru soracak, mırık kırın edecek şimdi. Ben de pat diye söyledim Samet'e. Samet, annem seninle tanışmadan benimle görüşmene izin vermiyor dedi. Oh, iyi yaptın. Yalnız iyi çocukmuş ha, maşallah vallahi. Bunun yerinde başka birisi olsa hayatta öyle şeyleri kabul etmez. Böyle 40 tane bahane uydurur ayaküstü be. Aynen vallahi. Hemen görüşelim dedi zaten. Ha, iyi aferin. Ha, o günkü çocuk mu? Hani taksiciye kafa tutan delikanlı. Kurtulmuş. Enişte. Kurtuluş, sen hatırladın mı? Ha, hafızan yerine mi geldi Kurtuluş? Yok, gelmedi ya bir yere. Birden öyle şeyden refleks ben olarak attım demek ki. Tuttu mu? Doğru mu söyledim? Doğru söyledin enişte, o çocuk. Ha. Kurtuluş, benimle, bizimle ilgili bir şey geldi mi aklına? Ha? Yok, hiçbir şey hatırlamadım. O da nasıl oldu anlamadım vallahi. Birden öyle çıktı. Gelmedi mi? Yok. Tüh ya. Tamam. Üzülme, üzülme. Gelir. Zamanla o da gelir Kurtuluş. Oh, inşallah artık işte kısmet. Bakalım. Neyse ablacığım, ben şimdi çıkıyorum. Hı. Eve gideceğim, bir üstümü falan değiştireceğim. Sonra çay bahçesine geçeyim diyorum. Şöyle Samet'le görüşeyim annem gelmeden. Ha, hazır gitmişken önden annemle ilgili de birkaç tüyo versen. Abla ne tüyosu ya? Annemin gözüne girdi girdi. Yoksa ağzıyla kuş tutsa yaranamaz. Bana mı söylüyorsun sen? Hı. Kurtuluş ilk gördüğünde de pek haz etmemişti. Şimdi de etmiyor. Hoş. Pek haksız da sayılmaz ama neyse. Neyse. Öpüyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ay güzel kardeşim. Acaba ben böyle ayak altında dolaşmasam mı? Ne bileyim, hani benim bir işim mi vardı? Ben şoför müydüm? Ben gideyim çalışayım o zaman. Ay nereye Kurtuluş? Otur oturduğun yerde ya. Daha senin hafızan yerine gelmedi. Sen merak etme, biz patronunla konuştuk. Bir hafta izin verdi sana. Yok öyle. Senin hafızan yerine gelmeden böyle dibimden ayrılmayacaksın. Anladığım kadarıyla siz eşinizi, yani beni çok seviyorsunuz ha? Hani seviyorum işte. Yani ne de olsa eşimsiniz. Ay ne diyorum ben be? Eşimsin. Üf. Ay da bakalım bu işe yarayacak mı? Ne işe yarayacak mı? Ha. Senin en sevdiğin şey. Benim en sevdiğim şey mi? Merak eder misin? Ha. Hazır mısın? Ha. Neymiş acaba benim o en sevdiğim şey? O zaman kapasana gözlerini. Ta-ta-ta-dam! At yarışı. At yarışı mı? Ha, at yarışı. Benim en sevdiğim şey bu mu? Ha, en sevdiğim. Bu seni bütün hafızanın yerine getirecek. Bak görürsün. Melo. Melo. Ah. Sonucuğum. Tatlım. Mezattan geliyordum da bir uğrayayım dedim. Şöyle güzel kahvenin çayını bir içeyim. Hoş geldin. Yeni çay demledim. Hadi gel. Oh oh. Kaynanan beni sevmiyor. Sevmiyor. Ay sana zahmet olmasın. Aşk olsun. Nasıl işler? Ay ne olsun ki işler güçler. Bildiğin gibi ya, ne uzuyoruz ne kısalıyoruz Allah aşkına. Kız evlenecek biliyorsun. Ne güzel. Ay işte ama borçlar da hala tepemize kadar. Kolay değil arkadaşım. Ay boş ver.
Sende ne var ne yok? Bildiğin gibi. Torun okutuyorum biliyorsun. Damat hayırsız. Benim kızı ne arıyor, ne nafaka veriyor. Nafaka biliyorsun benim başımdan neler geçti yavrum. Neyse. Sağ ol canım. Efendim. Efendim. Ay ben mi alacaktım? Tamam tamam kızım tamam. Geliyorum. Songül'cüğüm benim torunu kursdan almam gerekiyor. Bugün erken çıkacakmış. Çırağı da öğlen yemeğine gönderdim. Hani diyorum ben bir gidip gelsem. Ay ayol ne ağlıyorsun ben de. Önemli bir şey söyleyeceğim sana. Tabii ki. Rahat ol rahat ol ben bakarım. Hadi hadi. Sağ ol arkadaşım. Rica ederim. Ne olur kusura bakma. Başım sıkışırsa telefon açarım tamam mı? Tamam tamam. Ilgili. Ay inşallah işe yarar ya. Bana da kumar oynatıyor ya. Kurtuluş. Şimdi sen at yarışı oynamayı çok severdin. Ama en son bana söz vermiştin. Ben at yarışı mı oynuyordum? Hı. Aa bak hiç yakıştıramadım kendime. O ne kötü alışkanlık öyle. Kurtuluş. Acaba sen hep böyle mi kalsan ya? Böyle çok mükemmele yakın bir şey oldun da. Şimdi birinci ayak. Peri kızı diyor. Asuman diyor. Gülşah kızımızın ismi. Gülşah Gülşah. Evet. Birinci ayak Gülşah. Yani ben hani çok anlamam öyle bildiğimden de değil ama acaba isimlere göre yazmasak mı? Hani bildiğimden söylemiyorum yani. Öylesine. Böyle iyi. İkinci ayak Patron Bey. Songül, annemin adı. Kesin yaptık. Songül. Songül, güzel isim. Kesin yaptık. Bakar mısın? Aa, Songülcüğüm. Ayse, ay, Ayse. Ay merhaba efendim. Polisler. Siz buralara gelir miydiniz efendim? Gülü susuz, seni çiçeksiz bırakmam Nergiz'im. Tabii kayınvalideme de. Seninkiler iyi mi? Hala evliler mi? Ben de ortanca kızı evlendiriyorum. Allah tam gönlüme göre bir damat verdi. Ya bir kere çok son derece tanınmış bir aile. Oğlanın kariyeri dersen zirve. Demek öyle. İyi yere gelin gidiyor yani. Yakında zaten düğününü medyadan falan takip edebilirsin. Yani dostlar başına böylesi. Küçük kızın da kısmeti çıktı. O da hiç fena değil ama tabii o en küçük olduğu için benim göz bebeğim bir türlü kimseye layık göremiyorum. Bilmez miyim? Ben artık kalkayım. Aa bir şey almayacak mıydın çiçek falan? Ben aldım alacağımı. Aldın. Aldım. Affedersiniz ya benim ayağım çarptı kırdım ben bunu. Neyse önemli değil. Buyurun hanım. Yeni eve taşındım havuza beklerim. İnşallah da bizim damadın olimpik havuzu var. Seni görmeye gelirim yine de canım. Bekleriz. Bekleriz. Ben bu kadından kurtulamayacağım galiba. Ateşli imtihandayım. Kırdım. Şaka bu. Daha devireceğiniz bir şey kalmadıysa siparişimizi alabiliriz. Buyurun. Ne arzu edersiniz? Önemli değil. Zarar neyse karşılarım ben. Tabii ki ödeyeceksiniz canım. Buyurun. Ben bir buket nergis alacaktım da. Nergis bulunmaz. Niye? Mevsimi değil. Pardon. O zaman ne alsam ben? Şunlar güzelmiş. Şundan bir demet alayım ben. Kasım patı beyaz. Yok yok. İki demet olsun ama ayrı ayrı paketlerde olsun. Ha ayrı ayrı peki. Bayan erkek. Bayan. Bayan ikisi de. Ona göre hazırlamamız gerekiyor çünkü. Pembe ve portakal yapıyorum. Ne güzel kokuyor burası. Teşekkürler.
Benim borcum ne kadar? Sizin borcunuz bir saniye, hemen bakıp bilgi vereceğim size. Alo. Hah, merhaba. Canım, kasım patı beyaz ne kadar fiyatı? Tamam, güzel. 2 tane 40. O zaman bu beyaz vazo ne kadar fiyatı? 100. 100, tamam. Peki, hadi hoşça kal. 140 lira. Aa! Vazo 240. 240 mu? Bir buket çiçek alayım dedim. 240'lık mı oğlum ben? Ayol, dükkanı devirdiniz. İsterseniz hiç ödemeyin. Hediye edeyim size. Yok hanımefendi, ödeyeyim de ben nakit ödeyeceğim. Bana bir indirim yapar mısınız? Biraz kazık gibi oldu da sanki. Kazık mı? Ben sana kazık mı atıyorum? Ya sen ne saygısız adamsın be. Ne terbiyesiz adamsın sen. Din papuç olmuş senin. Manyak! Bırak! Bırak, alma, çiçek falan vermeyeceğim ben sana. Ayrıca seni hatırlamadım da sanma. Triliçe. Triliçe. Lütfen hanımefendi, sakin olun. Bakın, yaşınıza hürmet ediyorum, saygı gösteriyorum ama... Ne var benim yaşımda be? Ne saygısı? Sen çok saygısızsın. Bir de saygılı olsan ne yapacaksın, kim bilir? Ben kendime hakaret ettirmem demek istemiştim. Hadi. Tamam, ben vereyim parayı. Alayım çiçekleri, gidin. Buyurun. Bir bozmadan benim. Kaç lira? Ne bu? Türk kaç lira? 200. 200. 40, 60. Ha. Al bunu. Başımın gözümün salakası olsun. Bir daha da sakın. Sakın görünme. Hadi yürü. Ben de çok meraklıydım sana. Allah Allah. Çattık kadına bak, şaka gibi ya. Konuşma. Arkamdan sakın konuşma. Git. Şu hale bak, adam kamyon gibi arabaya biniyor. 3 kuruşun pazarlığını yapıyor. Artık para kimlere kaldı? Evet. Şimdi mavi. Tamam. Ha. Kupon da hazır olduğuna göre. Maçı da radyodan dinleriz. Tamam mı? Hani ben bildiğimden değil. Öylesine işte şey geldi böyle. Acaba gidip önce bir şeyi mi, kuponu mu yatırmak lazım? Ha. Öyle yapmamız gerekiyor değil mi? Yani. Ne kadardır peki? En fazla 20. Yani ne olacak ki ondan? 3 tane çizik şey yaptınız. Yani tutsa herhalde 20 tutar. Ha. Öyledir değil mi? Tamam o zaman. Sen gider yatırırsın değil mi Kurtuluş? Bak şurada. Tabii mahal... biliyorum. Şeyden canım, geçerken ben böyle göz olarak mı şey yaptıysam oraya, bir an fark ettiğim gibi oldu. Ondan biliyorum dedim yani. Bulurum ama gidip. İyi tamam. Sen bekle, ben para getireyim. Yemin ediyorum, at yarışı için para vermeye gitti bana ya. Eğer bu kadın bana aşık değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum ha. Ulan 20 liraya oynadığı kupona bak ya. Ben oynayacaktım bu kuponu var ya. Ay, hadi. Biliyordun değil mi? Ha, biliyorum. O şeyden git. Buradan düz çıkacaksın, sağda. Tamam canım, en kötü sonra bulurum ben orayı. Hadi bak, buradan çıkıyorsun böyle, sokağın başında sağda. Başında sağda. Teşekkürler. Bilmiyorum, sizde lahana turşusu var mı acaba? Var, tabii. Olabilir miyim? Tabii, getiriyorum. Teşekkürler. Ya biz resmen evleniyoruz ya, farkında mısın? Çok az kaldı. Yarın şu organizasyon firmasına gidelim de bütün şeyleri seçelim, bu işte pastasıdır, hediyesidir, davetiyesidir falan. Bir aradan çıksın onlar. Tamam. Bir de senin şu gelini de halletmek lazım. Ama benim gelinlikten önce senin smokin var. Nasıl bir şey hayal ediyorsun mesela? Böyle uzun kuyruklu, böyle 3-5 metre bir şeyler. Frak demek istedin herhalde. Çok pardon. Bırak. Yok. Daha sade bir şeyler düşünüyorum. Tam karar vermedim ama. Şaşırdım. Ben bir şey yemeyecektim. Bak, lahmacun çıtır çıtır. Yapayım mı sana bir tane? Yok. Benim pek aram yok lahmacunla. Ama lordlar zaten lahmacun yemiyor diye duymuştum ama. Lale.
Annem kurt geldi. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Tatlı ne var mesela? Hani künefe falan var mı? Var efendim. Alalım. Tabii getiriyorum hemen. Ya. Ağzında lahana varken künefe... Sanki ben istiyormuşum gibi konuşuyorsun ama. Ha. Oğlum. Lahana turşusu diye bağırıyor, künefe diye bağırıyor. Ne yapayım ben? Anladım. Vallahi hakikaten hiçbir şey yemiyorsun ama ya. Yok, ben bir şey yemeyeceğim. Çünkü bu akşam önemli bir yemeğim var. Biraz kendimi ona saplıyorum işin içi. Yani orada bayağı bir yerim. Hoş attım ben onu. Peki o, bu akşam mı? Bu akşam yapacağız. Yani çizmek yok Lale. Hayır, tamam. Nerede yapacağız peki? Bizde. Ya annenler var, ayıp olur öyle. Ya yok, onlar evli. Ya onlar evde olsa ne olur, olmasa ne olur? Biz nişanlıyız Lale. Doğru, tamam ama ne olur bak böyle çok beklentilerini yükseltme. Ha, yok ya. Yani doğru söylüyorsun, benim çok bir beklentim yok. Yani senin yumurta bile kıracağından şüphelerim olduğu için beklentim çok düşük yani. Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, çok utanacaksın. Göreceğiz. Hadi Gülşah be. Hadi verelim kızımın güzel ismi be. Hadi be uğurlu isim be. Gel kızım, gel. Top da gel. Gül gibi gel. Gel, gel. Gel kızım. Ay, koş be. Güzel kızımın ismi be. Ay Gülşah benim. Koş kızım be. Koş be. Koş be. Gel be. Gel. Gülşah birinci, Cami ikinci. Gülşah. Gel be. Gel be. Son hadi be son gibi. Hadi be kızım be. Yürü be. Yapıştır be. Annem gibi cesur ol be. Hırslı ol be. Yapıştır. Yapıştır son gibi be. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Vur be hocam. Vur be. 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 Havuzdan yerine geldim kurtulacak. Yok ama sanki böyle işe yarıyor gibi. Ay sen hiç merak etme valla şu altılıyı tutulurum bütün havuzdan gelecek yerine. Sen bir sarılmaya devam et de kim bilir daha neler yerine gelecek. Anlamadım. Şey diyorum, sanki böyle sarılmak da hafızaya işe yarıyor gibi geldi bana da. Ne bileyim. Tamam. Ay çok tatlı. Ya sevebilir miyim? Tabii. Gel bakalım. Ben de hamileyim biliyor musunuz? 4 ay. Göstermiyorum ama benim de öyleydi. Son 3 ayda çok büyüdü karnım. Cinsiyeti belli mi? Erkek olacak benim oğlum. Bizimki. Sağlıklı kucağınız alın inşallah. Amin. Amin amin. Ay ne tatlısın sen. Ay ağlama ama. Lale annesini istiyor herhalde. Ben istersen bak ağlıyor bebek. Ağlama ama. Size vereyim. Annesinin kucağına gittir. Vallahi yani bence çocuk seni çok sevmedi Lale. Sevmedi değil mi? Ya benim çocuğum da beni sevmezse ne olacak? Ya şaka yapıyorum, yok öyle bir şey. Bir kere çocuğun annesi sen olacaksın ya, öyle bir ihtimal var mı? Ama gerçekten ya sevmezse beni? Ya anneler bebeklerini 9 ay karnında taşıyor. Besliyor, büyütüyor, bakıyor. Yani bebeğin annesini sevmeme ihtimali bence yok. Ay zorunda olduğu için sevecek yani beni. Ya hayır, hayır canım, ne alakası var? Yok yok, ben anladım, ben iyi bir anne olamayacağım. Gerçekten iyi bir anne olamayacağım. Lale, ağlama lütfen. Ağlaması var mı ya? Ben 3 ay yani karnımdaki bebeği fark edememişim. Babasını da doğru düzgün seçemedim zaten. O biraz ağır olmadı mı? Ağır falan olmadı. Onur bak sen çok iyi biri olabilirsin ama biz sonuçta birbirimizi sevmiyoruz, anladın mı? Bu bebek aşk bebeği olmayacak. Yani şimdi bunu hissetmiyor mudur zannediyorsun? Hissediyor. O yüzden ben iyi bir anne olamayacağım. Ya ben hissediyorum bunu. Teselli etmeye çalışma beni hiç şu anda. Sen şu an kendine haksızlık ediyorsun. Çok iyi bir anne olacaksın. Belki hislerimiz diğer anne babalar gibi olmayabilir. Ama bu çok iyi ebeveyn olmayacağımız anlamına gelmez değil mi?
Ben seni seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Sen bir kere çok akıllı, ayakları yere sağlam basan, hayat dolu bir kadınsın. Ya senin şu yaptıkların bile, şu ince düşüncen bile ne kadar mükemmel bir anne olacağını gösteriyor. Bizim bebeğimiz gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim abla. Hormonlar yüzünden böyle oldu. Bu künefe ile lahanayı aynı anda isteten hormondan her şey beklenir. Şu an çok müsait değilim. Daha sonra konuşalım mı? Onur, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Neyin var? Midem çok bulanıyor. Sanırım zehirlendim. Annemi aradım ama ulaşamadım. Beni hemen hastaneye götürebilir misin? Tamam, hemen geliyorum ben. Pelinsu aradı. Midesi bulanıyormuş. Herhalde zehirlendim diyor. Annesine de ulaşamamış. Hastaneye götürür müsün beni diyor. Ben de tamam dedim. Midesi mi bulanıyormuş? Düşünsene. O da hamile oluyormuş mesela. Ne komik olur değil mi? Yok ya. Yok. Hayır. Hayır canım, hamile değil. Hamile değildir ya. Öyle bir şey yok. Bana da aramızda bir şey geçmediğini söylemiştin bak. Şimdi lahana turşusu yiyorum burada. Lale, ne alakası var ki? Pelinsu eğer böyle bir şey söylüyorsa zehirlenmiştir. Başka bir şey düşünme yani. Ha, sen safsın diyorsun yani. Hani o anlar ama sen anlayamadın demeye getiriyorsun. Ya ben öyle mi dedim? İyi tamam, hadi kalkalım. Şey diyeceğim, şu yemeği ertelesek son olur mu? Olur, fark etmez. Sana ayıp olmadı değil mi böyle son anda ekmiş gibi? Yok ya, ne ekmesi, öyle olmadı. Şey zaten pek istemiyordum ben. Benim zaten bir programım vardı. Şimdi böyle iddia falan araya girince de onu ben bekletiyordum. Bari onu yaparım. Başka programım vardı. Neymiş o? Önemli bir şey değil ki. Ya sen niye hala burada oturuyorsun? Kız zehirlenmiş. Hadi kalkalım ya, yeter. Tamam, hesabı isteyelim mi yani bari? Tamam, yürü, kasada öderiz ya. Yürü. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Lale, bekler misin? Hadi kızım Bahar'da. Hadi kızım Bahar'da. Hadi. Koş. Yapıştır durma acı. Ya Bahar yavrum. Yapıştır Bahar. Bahar be. Hazırım. Koş ya. Geliyor. Geliyor. Bir şey mi oluyor? Yardım be. Bahar ne diyor oğlum? Çal dedik gece. Karabaş karabaş. Hadi yavrum. İlk üstü ben alayım. Hadi yavrum. Vur kurbaş. 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 Yemin ediyorum gene geldi. Hadi be. Şey görüyorum maskeliyle beraber. Hadi be. Hadi be oğlum be. Kaptan geldi. Yürü be. Yürü. Maskeliyle beraber. Ya yemin ediyorum bu kadın benden daha deli. Lan ben bunu sevmeyeyim de ne yapayım ya? Koş yavrum. Koş hadi yavrum. Hadi koş yavrum. Hadi yavrum. Koş bacı. Koş bacı. Koş bacı. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Hayırdır? Ne oluyor? Ha? Bu sarılmalar, bu koklaşmalar. Ay anne, yok ya. Şey, Altılı'yı kazandım anne de onun heyecanında. Çok iyi ettin. Bir kumarın eksikti. Sen babana çekmişsin zaten. Aa, armut dibine düşüyor. Baban da senin gibiydi. Böyle kumarda bir kazanırdı Altılı'yı. Bir sarılırdı, sarılırdı. Sonra kutlamaya karılara, kızlara giderdi. Ay yok anne, ben öyle yapmam. Sen merak etme. Getireceğim, hepsini çıtır çıtır eline sayacak. Yok yok, ben haram malı istemem. Halam. Kurtuluş, bundan ne kadar kazanacağız peki? Şimdi ben tabii hiç bilemediğim için hani ne bileyim, gidip bir sormak lazım herhalde. Ama bir kaç milyar kazanmışsındır gibi.
Gerçekten mi? Hı hı. Yok şimdi bilemiyorum gerçek mi değil mi ama yani herhalde öyledir. O zaman hadi gidip alalım. Hadi. Anneniz? Annemi şimdi haber veririm. Anne, biz bir şeye, bayiye kadar gidiyoruz. Geliyoruz tamam mı anneciğim? Ama çabuk gelmeye bakın ha. Oğlanla buluşmaya gideceğim ben, bu Nergis'in oğlanla. Tamam anne. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.